Geçen gün telefonum çaldı. Bir baktım patronum arıyor. Bezos. Dedi İbrahim'cim dedi ya 201 milyar dolarlık servetimi neye yatırım yapacağımı şaşırdım. Ben de gittim kasasız market açtım dedi. Rica etsem gider orada vlog çeker misin dedi bana. Ben dedim Jeff'cim Bezos'cim. Şu sıralar çok yoğunum ama takvimime yazayım. Mümkün olduğunda gidip çekeyim dedim. O gün çattı geldi. Bugün buradayız. Neyse şaka bir yana Amazon Birleşik Krallık'taki ilk kasasız marketini açtı. Bu kasasız market nasıl oluyor? İnsanlar öylece içeri girip alışverişlerini yapıp çantalarına koyup hiçbir şekilde kasaya uğramadan, hiçbir yere uğramadan öylece çıkıp gidebilecekleri bir dükkanı açtı. Dükkanı Londra'nın batısında İngiltere'nin en büyük ve milli stadyumu olan Wembley Stadyumu'nun hemen yan caddesinde açtı. Biz de şu an oraya geldik. Bugün yalnız da değilim. Arkadaşım Hüseyin bana eşlik ediyor. İlerleyen dakikalarda onu da göreceksiniz. Merhaba. Şu an normal marketten hiçbir farkı yok. Nasıl işlediğini size anlatayım. Yaklaş bana. Burada ürünü kaldırdığınızda direkt sinyaller algılıyor ve direkt sizin o girişte okuttuğumuz barkod sayesinde application'a direkt yukarıdaki kameralar ve sinyaller vasıtasıyla gönderiliyor. Ben onu aldığım gibi algılanıyor. Geri bıraktığınızda yine ürünü geri geldiğini anlayıp sepetinize eklemiyor. Şu an aslında ben dün alışverişimi yaptım biraz. Acil şeylerimi aldım. Aslında keşke yapmasaydım, buradan alırdım. Çok daha pratik olabilirdi. Ama hala almam gereken birkaç bir şey var. Hem genel itibariyle İngiltere'de fiyatlar nasıl, onları da size göstereyim. Direkt çıkıyorsun yani. Direkt çıkıyorsun. Yukarıda yüzlerce kamera var, onları da göster. Her metrede başına kameralar ve sensörler var. Şöyle bir 4 tane burger alacağım. Kaç paramış? 2 pound. Normal marketten bile ucuz diyebilirim aslında. Normalde 4 pound herhalde bunlar. Aynen, 3 pound, 3,5 pound civarlarında geziyor normalde. Normal marketlerin bile biliyorsun ki diğer alışveriş merkezlerinde scanner olayı var. Ona bile yeni yeni alışmışken böyle bir olayın gelmesi, alışmamız biraz zaman alacak ama gibi. Tamam. Burada hazır yemekler var. Her ülkede hazır yemek. Kendi poşetleri de var burada. Bu ilk çıktığında aslında ücretsizdi, şu an 1 pound yapmışlar. Bundan da bir tane alacağım çünkü yanında poşetim yok. Normalde poşetinizi kendiniz getirip içine direkt koyabilip doğruca dışarı çıkabiliyorsunuz. Biz de bunu aldık. Yine aldığım gibi hemen direkt algıladı. Muhtemelen sepetime eklendi. All of our products is running on like an electrical system. Okay. So if you see like 3 seconds, look, the price changed. Wow. So it always connected by the web. So if there's an issue or something from head office or the price changes up down, it's automatic. Wow. Wow. It's really good. So you just press on it. I scan it with this thing. Okay. And then basically it would update. Okay. And this is just a good way of them to like stop wasting as well, like paper and these kind of things. Oh, that's pretty cool. So it just automatically changes. Automatically. You don't have to change it. That's easy. Like for example, this one. See, it says 2 for £4. Yeah. So, but if you check it out, it's cheaper. is £1.93. It's cheaper. So like I just changed that. So it's. Does it make sense? Yeah, it makes sense. Yeah. Yeah. For you guys. Oh, thank you. Cheers. Çok garip değil mi? Direkt oradan ayarlıyor. Sonra yani şey yapmıyor. Buradaki bunu çıkartıp da uğraşmıyor. Aynen. Oraya bir şey scan yapıyor. Scan yapıyor buradan, tarıyor. Evet. Ondan sonra direkt güncelliyor yeni fiyat, yeni ürünün bilgileri neyse. Harika ya. Kayısı alacağım. Kayısı yiyormuş gibi alıyorsun bir de ya. Arkadaşlar hiç şey Antep fıstığı. Bak bu biraz pahalı. Bunu 2,5 pound alıyordum. Burada 2.98. Bir tane salatalık alacağım. Buradaki salatalıklar Türkiye'deki salatalıklar gibi değil. Yani gördüğünüz üzere 2-3 elim olabilir. O nasıl bir ölçü birimi ya? Şöyle bir domates 400 gram 1.27. Torbamız neredeyse doldu. Şöyle bir blueberry falan alalım. Strawberry de mi alalım? Aslında şöyle bir şey yapmışlar yaklaş. Evet, o daha güzel bence. İçinde çileği, işte böğürtleni, bu blueberry'nin ne Türkçesi? Böğürtlen. Yok. Tamam, hoş ya. Böyle bir karışık bir şey mavi yapmışlar. Mavi böğürtlen. O zaman bunu aldım. Ötekini çıkarıyorum. Bu berry'si çıkarıp geri koyuyorum. Umarım sepetimde görmem. Şununla blueberry'i de geri koyuyorum. Bunları bakalım nasıl algılayacak. Neye göre sistemi deniyoruz şu aynen an. Şu an neye göre fiyatlandırılıyorum bakacağım. Çok benziyorsunuz. Yanıma gidiyorsunuz mu? Zaten nerede hazır yemek, nerede zararlı yemek varsa Buse orada. Hiçbir şekilde hamaratlık yok. Yalnız sıfır. Şöyle bir süt alacağım. 1.13 litre. Fiyatı 85 kuruş. Şimdi kontrol Buse'de. Senin ne ihtiyacın var? Şimdi geldik benim bölüme. Ben nerede zararlı yiyecekler varsa onlardan almaya çalışıyorum şu an. Hadi bakalım. Bakalım bu senin alışverişine hiç güvenmeyerekten takip ediyoruz. Evet şu an ben ödüyorum senin alışverişini. Çok iyi değil mi? Vallahi her şeyi alacağım. Yani şöyle bir şey yaptık. Girişte sadece benim Amazon uygulamamdan scan yaptık, tarattık ikimiz adına. Şu an onun yaptığı alışverişini de ben ödemiş oluyorum. Kilo almak mı istiyorsun? Onlar, ne? Kilo almak için harika bir şey. Neymiş onlar? Şey, protein shake'ler gibi ama böyle bir küçük kanenin içinde. Öyle mi? Evet. Ama bunda bir günde bir tane, iki tane için. Neden son derece zararlı gözüküyor? Çünkü şeyin içinde. Bu tenekenin içinde olduğu için. Tamam. Teneke olduğuna bakmayın. Değişik bakmayın. Şöyle protein barları ne dersin? Ben hiç sevmiyorum onu. Ben tatlı gidecek şimdi. Cupcake alalım mı? Cupcake? Ya çok tatlı. Ben tatlı pek tüketemiyorum. Beyefendi biraz şey takılıyor. Ne? Healthy. Çok sağlıklı. Başka? Cips alabilirsin mesela. Daha zararlı ne bulabiliriz? Ana onlar neredeydi? Hemen, ben onları unuttum. Hemen şurada. Evet. İçki. Aslında bu benim uzmanlık alanım biliyorsun barmen olduğum için. Tabii ki de ama yani ben de bir senden düşük bir seviyede barmen olduğum için. Evet evet doğru. Sen de benim de bölümüm. Barmenlik eğitimleri almıştın doğru. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Sadece wine varsa konuda sen konuşmadan. Wine'dan hiç anlamıyorum. Bak, benim teşekkür ederim. Burada. Bak. Bakar değil mi? Normalde kaç para? 20 falan herhalde normalde. O kadar yok ya. Normalde de bu civarlarda geziyor. Çikolata ister misin? Bitter varsa. En pahalı çikolatayı alacağım. Biraz kasık geçsin. Bitterli varsa tercih ederim. Şu an poşetimiz ağzına kadar doldu. Şu an kazık girdi arkadaşlar. Fatura şu an telefona yollanmış olması lazım. Bakacağız bakalım. Yanlış olan var mı? Geri koyduklarımı ödemek zorunda kaldıysam oyarım burayı. Bugün Amazon'un dükkanında alışverişimizi yaptık, tanıtımımızı yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.